Kim olduğunuzu bilseniz iyi olur. Bilmezseniz şeytan üzerinize atlayacak, sahip olduklarınızı alacak, sizi yanlış yöne koşturacak. Ama Mesih'te kim olduğunuzu bildiğinizde, sevildiğinizi bildiğinizde, hata yaptığınızı bildiğinizde Tanrı'nın hatalarınızdan büyük olduğunu bilirsiniz. Kendinize karşı tutumunuz nedir acaba? Hmm. Kendinizden hoşnut musunuz? Burada birkaç kişi olabilirdi. Kendimi sevmek için uzun yıllar harcadım. Büyürken başıma gelenler nedeniyle kendimi reddetmeyle devamlı mücadele ettim. Bir şekilde ya da farklı olarak benim hatam olduğunu düşündüm, durdum. Eğer biri size kötü davrandıysa, değerinizi düşürdüyse, eleştirdiyse, yargıladıysa, sizi yaralayan bir şey yaptıysa onların cehaleti sizin suçunuz değildir. Bu sizin suçunuz değildir. Onlara kızmayın çünkü kızarsanız onlara hayatınız üzerinde güç vermeye devam edersiniz. Yapmak istediğiniz şey farkına varmak, rahatlamak, ertesi güne bırakmak, devam etmek, devam etmek. Amin ve dürüst olmak gerekirse Hristiyan olduktan ve Tanrı'nın sözünü gerçekten öğrenmeye başladıktan sonra insanları sevmek için çok ama çok uzun bir süre çalıştım, durdum. İnsanları sevmekle ilgili vaazlar dinledim. Tanrı'nın insanları sevmemizi istediğini onun sözünde görüyordum. Sevmek istiyordum. Bu benim için çok sinir bozucuydu. Çünkü yüreğimin doğru olduğunu hissediyordum. Doğru olanı yapmak istiyordum. Ve Tanrı yıllar önce diğer insanları sevmememin sebebinin kendimi sevme işim olduğunu bana açıkladı. Merhametli olamıyordum çünkü Tanrı'nın bana olan merhametini nasıl kabul edeceğimi bilmiyordum. Kendime o kadar sert davranıyordum ki. Hadi. Ve bu 42 yıl boyunca öğrendiğim şeylerden biri sahip olmadığınız şeyleri veremezsiniz. Bu yüzden <laughs> kendinizde sahip olmadığınızı insanlara vermeye çalışmayın. Vazgeçin. Tanrı bizi donatıyor. Bize dünyaya yayılmak ve yapmamızı istediği şeyi yapmamız için ihtiyacımızı sağlıyor. Bunun için gerekenlere sahipsiniz. Tanrı bunu yapıyor. Bunu bilmiyorsanız <laughs> sahip olduğunuz şey ne olursa olsun önemli değildir. Size iyi bir şey yapmayacaktır. O zaman başka birine iyi bir şey yapamazsınız. Birçoğunuzun bunu öğrettiğimi duyduğunu biliyorum. Binlerce kez duymuşsunuzdur. Ama şeytan kendinizi sevmemenizi sağlarsa hayatınızdaki savaşı kazanmış demektir. Kendinize karşı tutumunuz nedir? Kendiniz hakkında nasıl düşünüyorsunuz? Söyleyin. Sorunlarınızla ilgili düşünmeye ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Özellikle oturup yeteneklerinizin ne olduğunu ve güçlü yanlarınızın ne olduğunu düşündünüz mü? Sadece ne kadar iyi olduğunu düşünmek iyi olmayabilir. İçinizde ne kadar iyisiniz demiyorum. <laughs> Tanrının sizin için ne yaptığını, ne verdiğini düşündünüz mü hiç? Tanrının sizin için ne yaptığını düşündünüz mü hiç? Size ne yaptırdığını ve size ne verdiğini düşünmekten bahsediyorum. Size bir şey anlatayım. Olmadığım birçok şey var ama uzun zaman önce bunları düşünmekten vazgeçtim. Ben iyi bir iletişimciyim. Çok sadığım, kararlıyım, özveriliyim. Gerçekten çok ama çok çalışkanım. Ayrıca sabırsız biri olduğumu da biliyorum. Bazen insanlardan bana nasıl vereceklerini bildiklerinden biraz daha fazlasını bekleyebilirim. Devam edebilirim ama bunu istemiyorum çünkü şeytana daha fazla düşünmesi için ya da benim kendi sorunlarım hakkında konuşması için zaman vermeyeceğim. Neden? Söyleyin neden? Tanrı beni seçtiğimde sorunlarımı biliyordu. Bu sizin için de geçerli. Geçenlerde Tanrı'nın hayatınızda sizin düşündüğünüzden çok fazla olarak neler yaptığından ve neler olup bittiğinden konuştuk. Neyimiz yok, doğru gitmeyen neyimiz var, insanlar neler yapmıyor, ne kadar küçük olduğu umrumda değil. Bu hayatımızda iyi bir şey. Tanrı'nın içimizde yaptığı bir şey ve bunu kutlayalım. İyi şeyleri ne kadar çok kutlarsanız kötü şeyler o kadar az olacaktır. Evet hadi. Neyin yanlış olduğuna ne kadar çok odaklanırsanız o kadar büyüyecektir. Neyin yanlış olduğuna odaklanmayın. O büyür. Ondan kurtulamazsınız. Bunu hepinize söylüyorum. Neyin yanlış olduğuna odaklanırsanız ondan kurtulma olasılığınız da az olacaktır. Berbat biri olduğunuzu düşünüyorsanız ne kadar berbat olduğunuza odaklanmaya devam edin. Gelecek yıl daha kötü olacaksınız. Ama eğer ben iyiyim. Güçlüyüm diye düşünürseniz inanın bana her şey çok daha farklı olacaktır. Hmm. Bunu bir kağıda yazın. Güçlü yönlerim mi, iyi olduğum şeyler mi? Hangisinin listesini yapmak daha iyi? Şeytan sadece bunu düşünmenizi istemiyor. Aynı zamanda kesinlikle bir yere yazmanızı da istemiyor. Şansınız varsa sana nelerde iyi olduğumu anlatayım diyebildiğiniz doğru bir arkadaşa sahip olabilirsiniz. Ben bunu yaptım. Hadi ama. Sizi anlayan ve ne yaptığınızı bilen biri olmalı. Bu iyi bir şey. Bu çok iyi bir şey. Şunu anlamanızı istiyorum. İyi dinleyin beni. Sizde sorunlarınızdan çok daha fazla doğru şeyler vardır. Sizde sorunlarınızdan çok daha fazla doğru şeyler vardır. Ama soru şu. Sizler doğru olana odaklanmıyorsunuz. Bilirsiniz ben iyi bir aşçı değilim. İster inanın, ister inanmayın ama eskiden yapardım. Ailem için devamlı olarak çok güzel yemekler pişirirdim ama artık pişirmiyorum. İstemiyorum. <gülüyor> Umursamıyorum. <gülüyor> Aslında yıllar önce ailem için bazı kıyafetler diktim, kocama bir şeyler diktim. Sıradan bir kadın olmaya çalışıyordum. Ama sıradan olmak ne kadar sıkıcı bir şeymiş. Ben sıradan olmak istemiyorum. Herkesten farklı olmak istiyorum. Demiyorum ailenize kıyafet dikiyorsanız değerli değilsiniz demiyorum bence bu harika bazen ben de bunu yapmak isterdim ama artık istemiyorum işte hayatımı sahip olamayacağım bir şeyleri isteyerek geçirmem mesedildiğiniz şeylere yapışın armağanlarınıza yapışın. Zamanınızı güçlü olmaya, çalışmaya harcamak yerine kendinizi güçlü olduğunuz şeylere vermeye başlamalısınız. Bunu yapın. <laughs> Biliyor musunuz? Eğer danışmanlık isterseniz geleceğiniz en iyi kişi ben değilim. <laughs> ben değilim. İyi gözüküyorum ama iyi bir seçenek değilim ben. Neden peki? Çünkü iki saniye içinde sorununuz ne söylerim. Mazeret üretmeyeceğiz, oyun oynamayacağız. Sorun bu. Yapmanız gereken şey bu. Eve gidin ve yapın. Yapmazsanız size iyi dönmez. Ben bunu yaşadım. <laughs> Nikah kıymıyorum. Bunu yapmıyorum. benden nikah kıymamı istemeyin. Yaklaşık üç nikah kıydım. İlk nikahta ben Tanrı'nın önünde dürüst olacağım. O kadar uzun vaaz verdim ki. <laughs> i̇nanın bana Sadıç bayıldı. Bir platform vardı ve orada da yarım duvar gibi bir şey vardı. Oradan düştü ve kafasını duvara vurdu. Çünkü benim önüme bir mikrofon koyarsanız hiçbir şey nasıl az yapılacağını bilmem. <laughs> Adam bayıldı. İnsanları hemen evlendirmek gerektiğini bilmiyordum. Onlara birbirleriyle nasıl geçineceklerini söylüyordum. Evet. Nikah kıymak için daha çok çalışmam gerekir. Bunu iyi yapamıyorum ama iyi olduğum şeyler de var. İyi olduklarından zevk alıyorsun. Yapmayı sevdiğiniz şeyleri kaçırmayın. Başkalarının beklentilerini yapmaya çalışmayın. Ve sevmediğiniz şeyleri yapmaktan vazgeçin. Başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışmayın. Size bir şey anlatacağım. Ben bunu yaparken çok eğlendim ama siz ne yaparsınız bilmem tabii. Ben bazen soğuk tedavileri uyguluyorum. Bunu bilen var mı? <laughs> Anlatayım. İçine girdiğiniz cihaz eksi 91 dereceye iniyor. 3 dakika kalıyorsunuz. 3 dakika. Vücudunuzdaki iltihaplanma ortadan kalkıyor. Metabolizma hızlanıyor. Kalori yakıyorsunuz ve enerji veriyor. Bu sırt sorunumdan kurtulmama yardımcı oldu. Ben geçenlerde Chris Kane'i kandırdım. Onu da götürdüm. Önce bunu yapmam dedi. Ben de dinle bak. 74 yaşındayım. Sen 51'sin. Ben yaparsam, sen yapamazsan sonunu duyamayacaksın. Yani birinin meydan okumasını seviyor. Bu yüzden yaptı. Keşke size gösterebilsem. Gerçekten çok komikti. Orada sürekli zıpladı. Üç dakika kalıyorsunuz ama o kadar soğuk ki. Bu uygulamayı yapan kızlar var. Onlar makineyi takip ediyor. Ve zihninizi yaptığınız şeyden uzak tutmak için devamlı sizinle konuşmaya çalışıyor. Ve o kızlardan biri dedi ki bu hafta konuşmanız var değil mi? Ben de evet dedim. Evet var. Hiçbir fikri olmadığını biliyordum. Dedi ki peki nerede? Ben de sahada dedim. Dedi ki sahada mı? Ben de evet dedim. Hani şehir merkezindeki futbol oynanan yerde. Yani o kadar büyük mü dedi? <laughs> Ben de evet 25 bin kişi geliyor dedim. Öyle mi dedi? <laughs> Küçük bir konuşma yapabileceğimi hayal edebiliyor musunuz? Bu çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçek olamaz. Bu arada Joel vazımı kelime kelime ezberliyor. Aynı vazı üç kez verebilir çıktı alabilirsiniz. Üst üste koyun kelime kelime denk gelecektir. Bugünlerde telefonumu nereye koyduğumu hatırlayabiliyorum. <laughs> Onun gibi olamam. O da benim gibi olamaz. Siz de başkası gibi olamazsınız. Başkası gibi olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz gibi olun. Kendinize karşı daha iyi bir tutum sergilemenize yardımcı olabilirim ve sizi buradan biraz daha güvende gönderebilirim. Kendine güvenen Tanrı'yla dolu biri çok tehlikeli ve asla durdurulamazdı. Demek istediğim öylesiniz. Kesinlikle öylesiniz. Hepiniz muhteşemsiniz. Bunların içinde benim bir şeylerim var. Arada dağılıyorlar. Hatta bir tanesi kayıp gitti fark ettim. Dün bir tanesi çıktı. Ve benimle birlikte çalışanlardan birine verdim. O her şeyi tamir edebiliyor. Basit olacağını düşündüm. Baktım ki ikincisi de çıkmış, üçüncüsü de çıkıyor. Tamir edemiyordu, durmadan yırtıyordu. Sonra Matt geldi, o da yardım etmeye çalıştı. Ama baktım ki ikisi de yapamıyor. Bunlar yetenekli insanlar. Bu küçük plastik şeyi yapamadılar. Asistanım Penny hemen yaptı. <laughs> Dün üç yetişkin adam ışıkların düğmesini açamadı. Işıkları açmak için orduya ihtiyaç oldu. Burada çantasında küçük bir tornavida taşıyan biri vardır. Ve bir dakikada bu işi çözebilir. İnsanların sizi uyutmasına izin vermeyin. Size ne olmadığınızı söyleyeyim. Siz sadece bir kadın değilsiniz. Siz kadınsınız. Sahip olduğunuz en önemli ilişkilerden ikisi, birincisi Tanrı, ikincisi kendiniz. Tanrı'yla olan ilişkiniz doğruysa, kendinizle olan ilişkiniz doğruysa başkasıyla sorununuz olmaz. Bu insanların sizi zorlamayacağı anlamına gelmez. Ancak kendinizle anlaşamıyorsanız dışarıdaki herkesle birlikte olmaya çalışmayı bırakın. Birçok insan kendini sevmiyor. Probleminin kökünü bile bilmiyor. Tanrı öğretene kadar insanları neden sevemediğimi fark etmedim. Kendimi sevmiyordum. Kendine aşık olmaktan bahsetmiyorum. Dengeli bir sevgiden bahsediyorum. Kendinize karşı tutumunuz başka herkesle olan ilişkinizi etkiler. Tanrı'nın sözünde kendimiz hakkın olması gerekenden yukarıda düşünmememiz öğretilse de aşağılayıcı bir görüşe sahip olmamız da asla öğretilmez. Kendimizi Mesih'te görmeyi öğrenmeliyiz kendimizi cennetteki babamızın bizi Mesih'te gördüğü şekilde görmeliyiz. Eğer Mesih'te kök salmış ve onda sadık olursak, Yohanna 15 şöyle diyor: "Eğer bende kalırsanız, ne isterseniz dileyin size verilecektir." Ben de kalırsanız sözlerim sizde kalırsa verilecektir. İsa'ya daha çok benzer olacaksınız. Onun sizde yaptıklarına odaklandıkça yanlış olanı yaparsınız. Siz kimsiniz? Bilmiyorsanız şeytan kim olduğunuzu bilmediğinizi bilir. O zaman gerçekten onun üzerinizdeki otoritenizle ilgili yazıları okumanıza rağmen o sizi ezecek ve CC'nin hey şeytan ilahisini söyleyip durabilirsiniz. Ama şeytan gülecek. Kim olduğunuzu bilin. Tanrı beni seviyor. Benim uğruma ölmesi için oğlunu gönderdi. Ben özelim, güçlüyüm. Kimsenin yapmadığı şeyleri yaparım. Artık insanların beni küçük düşürmesine, aşağılamasına izin vermem. Bu gezegendeki herhangi birinin değerinizi ve kıymetinizi belirlemesine izin vermeyin. Başka biri bize kötü davrandığı için ya da bizi sevmediği için bunu kaç kez yapıyoruz? Bizde bir sorun olduğu ile ilgili haklı olduklarını varsayıyoruz. Bu söylediğim için üzgünüm ama ne kadar tatlı olursanız olun, herkes sizden hoşlanmaz. Uzmanlar var ya, onlar her kimse kim olduklarını anlamadım daha. Birisi şöyle diyorsa, uzman dinlememiz gerektiğini düşündüğümüzü söyledi ama siz aslında onların çoğundan çok daha iyisini biliyorsunuzdur. Uzmanlar insanların yüzde onunun sizi sevmeyeceğini söylüyor. Elçilerin İşleri 19-11 Tanrı Paulus'un eliyle mucizeler yaratıyordu. Paulus'un bedenine değen peştemallar hastalara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar çıkıyordu. Vay canına. Seyahat eden Yahudi cin kovanlardan bazıları değil mi? O zamanlar profesyonel cin kovanlar vardı. Aslında insanlardan profesyonel olarak cin kovmak için para alıyorlardı. Bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak <laughs> kurtarmaya kalkıştılar. İsa'nın adıyla emrediyoruz diyorlardı. İsa'yı tanımıyorlardı. Konu şu, şeytan İsa'yı tanımadıklarını biliyordu. Sıradaki ayete bakalım. Bunu yapanlar arasında Skeva adlı bir Yahudi başkahinin yedi oğlu da vardı. Kötü İsa'yı biliyorum, Pavlus'u da tanıyorum. Siz kimsiniz dedi. Şeytan bize sen kim olduğunu düşünüyorsun diyor. Ben bunu hayatım boyunca özellikle hizmete başlamaya çalışırken kaç kez duydum? Kim olduğunu düşünüyorsun? Sen hiçbir yerden hiç kimsesin. Yeterince eğitimin yok. Diploman yok. Teolog değilsin. Sen kimsin ve seni kim dinleyecek? Tanrı parmağını üzerinize koyduğunda ne bildiğinizin ya da kimi tanıdığınızın ya da neyi bilmediğinizin ya da kimi tanımadığınızın hiç önemi yok. Yani eğer şeytan kendinizi sevmemenizi sağlayabilirse hayatınızın savaşını kazandı demektir. Kendinizi göksel babamızın gözünden görmeyi öğrenin ve Mesih'te olan, seçilmiş ve değerlisiniz. O sizi seviyor. Gerçekten harikasınız ve bunu görmeniz gerekiyor.